Bismillahirrahmanirrahim. Felsefeyi eskiler ikiye ayırıyorlar. Aslında üçe ayrılıyor ama biz iki tanesini göreceğiz bunların. Üçe ayırıyorlar. Oradan gidelim. Bunlardan biri tabiiyat bahisleri. Yani bizim fizik dediğimiz, doğa bilimleri dediğimiz bahisler. Ama bu bilimsel anlamda bir fizik değil. Fizik felsefesi denebilir buna. Diğeri riyaziyat dediğimiz matematik bilimleri, geometri, matematik. Diğeri de ilahiyat dediğimiz metafizik bilimleri. Öğretimde kolay olması için bizim alimler, filozoflar eski, öncelikle tabiiyat bahislerinden başlamayı tercih etmişler. Aslen felsefenin başladığı yer burası değil demiştik. Aslen başladığı yer ilahiyattır. Yani varlığı var olması bakımından ele almak. Varlığı var olması, varlık olması bakımından ele almak. Bu en geneliydi. Felsefenin asıl başladığı yer burasıydı. Peki, tabiiyat bahisleri neydi? Varlığı cisim olması bakımından ele alan bahislere tabiiyat bahisleri deniyordu. Yani cisimsel olan varlıkları ele alan bahisler. Şimdi metafizik yani ilahiyat bahisleri daha geneldi. Varlığı genel anlamda ele alıyordu. Bütün varlığı ele alıyordu. Var olduğu için varlığa arız olan özellikleri ele alıyordu. Mesela birlik, çokluk veya mümkünlük, zorunluluk. Bir varlık cisim olduğu için mümkün değildir. Var olduğu için mümkün veya zorunludur. Bu işte bizim ilahiyat bahisleri dediğimiz bahisler. Aslen buradan başlayacaktı ama öğretimde kolaylık olması için tabiiyat bahislerinden başladık. Şimdi bunların her ikisi riyaziyat bahislerini ileri aşamalarda göreceğiz. Veya biliniyor olarak varsayılarak bu kitaplar yazılıyor. Çünkü riyaziyat bahislerinde zaten ihtilaf yok. Herkes hemfikirli. Yani onunla bir kitap okuyorsunuz, bütün riyaziyat bitmiş oluyor. Eskisi için söylüyorum. Tabiiyat bahislerini yine üç kısma ayırıyorlar filozoflar. Birincisi, bütün cisimlerde ortak olan meseleleri ele alan bahisler. Tüm cisimlerde ortak olan bahisler. Bizim şimdiye kadar gördüğümüz 10 fasıl, şurada aşara fusul diyor ya, 10 fasıl. Birinci fen. Birinci fen buydu. Bütün cisimlerde ortak olan şeylerdi. Meseleler. İkinci fasıl, sadece feleklerde bulunan özellikler. Sadece feleklerde bulunan. Felek derken neyi kastediyorlar? Kainatın, yani maddi alemin var olduğu andan itibaren, an diyelim mesela şimdilik buna, var olduğundan itibaren aynı şekilde var olan, hiçbir değişikliğe maruz kalmayan cisimleri kastediyoruz felekiyattan. Yani filozoflar diyorlar ki cisimler öyle bir sınıflandırmaya tabidirler ki bazı cisimler oluş ve bozuluşa tabidir. El kevnü vel fesad. Oluş ve bozuluşa tabidir. Yani dönüşürler, birbirlerine dönüşürler. Su buz olur, buz su olur, su sonra buhar olur falan. Bir böyle bir yer vardır alemde. Bir de hiç böyle dönüşmeyen, var olduğu andan beri değişmeyen bir mekan vardır. Bu alemin en dışı. En dışı. Yani alemi kuşatan yerler, kuşatan mekanlar. Delilleri var ayrıca, onları göreceğiz. Şu bahisleri bitirdikten sonra, bitirdik zaten. Bir dahaki derslerde artık felekiyat bahsine geleceğiz. Değişmemesi gereken bazı bölgeler var. Kainatı kuşatan mekanlar bunlar. Kainatı kuşatan varlıklar. Bunlara felekiyat deniyor. Onlara mahsus meseleleri ele alıyoruz orada. Sonra üçüncü kısmı tabiiyat bahislerinin unsuriyat. Unsuriyat bahisleri de oluş ve bozuluşa tabi olan cisimleri ele alıyor. Yani oluş ve bozuluşa tabi olmaları bakımından cisimleri ele alıyor. Bu üç kısım tabiiyat bitiyor. Bu üç kısım işlendiği zaman tabiiyat bahisleri bitiyor. Daha sonra ilahiyat bahislerine geleceğiz. Onu orada anlatırız artık.
Şimdilik kafamızda şema tam olarak iyice otursun. Bu yerleşsin. Ne yaptığımız, nereye doğru gittiğimiz, hangi konuyu, neyi araştırdığımız netleşsin. Tamam. Şimdi biz bu ilk 10 fasılda birinci fen dediğimiz, yani fizik bahislerinin, tabiiyat bahislerinin 3 feninden birincisi. 3 feninden birincisi. Bütün cisimlere şamil, yani bütün cisimlerdeki ortak olan meseleleri ele aldığımız bahis Es-sema'u tabi'i deniyor buna. Es-sema'u tabi'i. Bunu ele aldık 10 fasılda. Bütün cisimlere, felekiyattan olsun, unsuriyattan olsun, hepsine ortak olarak bunlar hepsinde bulunur. Bütün cisimler için geçerli meselelerdir. Peki, başlıyoruz. İlk meselemiz nedir? Bu ilimde ele aldığımız şey neyse odur. Bu fende, birinci fende, Es-sema'u tabi'i dediğimiz fende, neyi ele alıyoruz biz? Cismi. Cisim olması bakımından varlığı ele alacaktık. Ve bunun da bütün cisimleri de ortak olan özelliklerini ele alacaktık. Her cisimde aynı olan özellikler. Dolayısıyla öncelikle bir cismi tanımlamamız lazım. Cismin nasıl oluştuğunu, nelerden oluştuğunu, zatiyatının, cismin zatiyatının ortaya konulması lazım. Mantık ilminde görmüştük ya zatiyat. Zatiyat tamamlandığı zaman varlık tamamlanıyordu. Eşyanın varlığı zatiyatıyla tamamlanıyordu. Tamam, güzel. Ben bu arada anlatıyorum. Siz araya girin. Sorunuz olduğu zaman, ekleyeceğiniz zaman direkt girin. Bugünü böyle genel bir şöyle gözden geçirme günü yaptık. İnşallah yararlı olur. Bazı fazlalıkları atacağım şimdi kıyasların içerisindeki. Daha böyle analitik hale getireceğim meseleleri. Özetleyeceğiz yani, inşallah daha anlaşılır hale gelecek. Tamam. O zaman cismi bir tanımlayacağız. Cisim nedir? Cismin ne olduğu konusunda çocuklar bile bizle ittifak halindedir. Nedir? Şu gördüğümüz işte üç boyutlu şeyler cisimdir. Bunun felsefi tanımına falan çok şimdilik girmemize gerek yok. Konumuz değil zaten. Şu karşımızda gördüğümüz üç boyutlu şeyler var ya. Masa, sandalye, işte pencere falan bunlar. Bu karşımızda gördüğümüz üç boyutlu cisimler nasıl oluşurlar? Bunun zatiyatı nedir? Zatiyatı nedir? Yani mesela insanın zatiyatı neydi? Hatırlayanınız var mı? İnsanın zatiyatı nedir diye sorsam ne dersiniz? Hayvanın atık mı? Aynen öyle. Hayvanın atık. Peki burada kaç tane zatiyat var? Kaç adet zatiyat vardır burada? İsmaniyette mi hocam? Yok, şey insanda. İki tane. İki. Hayvan ve natık değil mi? Hayvan ve natık. Güzel. Hayvan ve natık olduğu anda hayvan cinsiydi, natık faslıydı. İnsan var olur. Bir şüphe yok bunda. Tamam. Cisim de bir varlık. Göreceğiz, mümkün bir varlık. Dolayısıyla mümkün varlıkların cinsleri ve fasılları olmak zorundadır. Oraya dayanır yani bu. Metafiziğe dayanır. Bunu direkt tepeden inme söyleyemiyoruz. Aslında metafiziğe dayanır. Ama burada bunu öğretimde kolaylık olsun diye girmedik şeyine. Cisim mümkün bir varlıktır. Neden? Çünkü mürekkeptir. Mürekkeptir. Neyden mürekkeptir? İşte ihtilaf burada. Şu karşımızda gördüğümüz üç boyutlu varlıklar bileşiktir. Bileşiktir. Bir kısım der ki bunlar cevheri fertlerden meydana gelirler. Cevheri fertlerden. Bir kısım da der ki hayır. Heyula ve suretten meydana gelirler. Heyula ve suret. Karşımızda gördüğümüz üç boyutlu varlıkların bir sureti ve maddesi var. Ama bu suret ve madde cevheri fertlerden mi, yani cisim olmayan küçük parçalardan mı mürekkeptir? Cisim olmayan küçük parçalar bir araya gelince cisimleri mi oluştururlar? Yoksa cisim, tabii şu karşımızda gördüğümüz büyük büyük cisimlerden bahsetmiyor. En temelinden bahsediyoruz burada. En küçük cisimlerden. Çünkü bunların mürekkep, küçük atomlardan falan mürekkep olduğunu biliyoruz. Eskiden de biliniyordu bunlar.
Ama bu atomlar nelerden mürekkep? Onlar nelerden mürekkep diye böyle sonra sonra gittiğimiz zaman diyoruz ki sonsuzluk imkansızdır. Sonsuzluk imkansızsa bilfiil bir yerde durması gerekir. O durduğu yer bir cisim midir? Yoksa bir nokta mıdır? Yani cevheri fert midir? Durduğu yer bir cisimse, yani bilfiil parça içermeyen bir cisimse, bilfiil parça içermeyen bir cisim. Tabirler önemli burada. Bilfiil parça içermemek. Böyleyse heyula ve suretten oluşuyordur cisim. Filozoflar haklıdır. Eğer ki vardığımız son nokta, nokta dediğimiz cevheri fertlerse, cisim olmayan varlıklarsa, o zaman kelamcılar haklı diyeceğiz. Temel ayrım noktası burası. Cismin nasıl oluştuğunu biz düşündüğümüzde cisim ya cisim olmayan parçaların terkibinden oluşur. Bir. Ya cisim olmayan parçaların hareketinden oluşur. Platoncuların dediği gibi. Platoncular böyle derler. İhvan-ı Safa aynı şekilde İslam düşüncesinde. Ya cisim olmayan parçaların hareketinden oluşur. B şıkkı. C şıkkı ya da heyula ve suretten oluşur. Parçacıktan oluşmaz. Parçacıktan oluşmaz. Heyula ve suretten oluşur. Peki bu üç görüşten ilk ikisini çürütecek filozoflar. Yani noktaların birleşiminden de cisim oluşamaz. Noktaların hareketinden de cisim oluşamaz diyecek. Çünkü bu üçü akli taksimdi. Akli taksim. Yani mesela bir şey ya A'dır ya A'nın değilidir deriz ya. Aynı böyle bir şeydir. Bu akli taksimde başka bir şık yoktur yani içinde. İki şık elendiği zaman diğer şık doğru olarak kalacak. Filozofların yapacağı bu. Peki öncelikle kelamcılara saldırıyoruz. Ne diyoruz kelamcılara saldırırken? El cüz'ullezî lâ yetecezze. Fî iptâlil cüz'ullezî lâ yetecezze. Yani parçalanamayan parçanın, yani cevheri ferdin, yani müstakil noktanın, nokta dediğimiz şey. Atom değil kesinlikle. Bunu demiştik. Sakın atom demeyin. Cevheri fert müstakil bulunan, yani kendi başına mütehayyiz demek de o demektir yani. Yer kaplamak değil. Mütehayyiz müstakil olarak mekanda yer kaplayan demektir. Yer kaplayan değil. Mekanda bulunan demektir. Müstakil. Başka şeylerden ayrı. Başka şeylere hulul etmeden. Burada duruyor nokta. Tamam. Bunlar diyorlar ki cisim bu cevheri fertlerden oluşur. Bu neye benzer arkadaşlar? Şuna benzer. Şu örneği vermiştik biz de aynı şekilde. Bir tencerenin içine misketleri dökün. Tencerenin içine misketleri dökün. Bu elinizdeki tencere cismi, yani elinizdeki cisim, kocaman o misketlerden falan oluşan cisim mürekkeptir. Bilfiil mürekkeptir. Yani o misketlerden mürekkeptir. Bileşiktir. Peki tencereye su dökseydiniz, diyelim ki suyun hakikatini bilmiyoruz falan. Yani göründüğü gibi ele alacağız bunu. Bu tencere su parçacıklarından mürekkeptir diyemiyorsunuz. Bu tencerede bir su vardır. Şu kadar kilogram bir su vardır. Bir de bunun bir sureti vardır. İşte tencere şeklinde daire tabanı olan, işte belli bir yüksekliği olan bir sureti vardır. Dolayısıyla bu heyula ve suretten mürekkeptir cisim. Tartışılan nokta bu. Cismin en küçük haline gidiyoruz. Bilim ne derse desin. Bu üç şık her zaman baki kalacak. Bilimsel bir şeyden bahsetmiyoruz biz. Bilim istediği kadar gelişsin. Bir cisim ya noktalardan mürekkeptir, ya noktaların hareketinden oluşur veya heyula ve suretten oluşur. Bunun bilimle bir alakası yok. O yüzden dedim fizik değil aslında. Bu fizik felsefesi. Bilimin ulaşamayacağı bir mesele burası. Bilim çünkü gözlemlemesi lazım. Biz noktalardan, suretlerden, heyulalardan bahsediyoruz. Bilim bunu gözlemleyemez. Noktayı gözlemleyemez. Noktanın olmadığını da gözlemleyemez. Aynı şekilde. Dolayısıyla biz akli taksim yaptık burada. Bilim ne kadar gelişirse gelişsin, ne derse desin, bu akli taksim her zaman baki kalacak. Bir ya noktalardan oluşur, ya noktanın hareketinden oluşur ya da kendinde bitişik bir heyuladan ve suretten oluşur. Kendinde bitişik.
Yani bil fiil, o misketlerdeki gibi bil fiil bir araya gelmek değil. Bil fiil parçalardan oluşmak değil. Kendinde bitişik. Su kendinde bitişik bir şeydir. Dışarıdan gördüğümüz kadarıyla. Ona kıyas edeceğiz yani şimdi şeyi. Heyula sureti. O bizim suyu dışarıdan gördüğümüz gibi işte. İlk en küçük cisimler suyu dışarıdan bakınca gördüğümüz gibi. Parçalardan oluşmuyor gibi görüyoruz ya. Onun gibi diyor filozoflar. Tamam. Bunun için öncelikle kelamcıların görüşünü ve Platoncuların görüşünü çürütmemiz lazım. Ne dedik burada? Kelamcılar dediler ki müstakil noktalar, müstakil noktalardır bu parçacıklar. Bunlardan iki tanesi birleşince cisim oluşur. Bazı Hanefiler üç tane dediler. Üç tane nokta birleşince cisim oluşur dediler. Bazı Mutezile, Cübbailer, iki Cübbai, baba oğul, Ebu Ali ve Ebu Haşim. Bunlar da sekiz tane cevheri ferdin birleşmesinden cisim oluşur dediler. Fark etmez. İsterse 100 tane olsun. Hepsinin mantığı, temel mantığı aynı. Filozoflar dediler ki burada iki tane delil zikredildi. İbn-i Sina'nın delillerinden ikisidir bunlar. İbn-i Sina'nın çok fazla delili var bu konu hakkında. Bunlar işarattaki geçen deliller. Kitab-ı işaratta geçen deliller. Bir de kitab-ı şifada geçen deliller var. En güzel delil orada. Onu da az sonra zikrederim. Dedik ki buradakiler önce söyleyeyim. Üç tane cevheri fert düşünelim. Üç tane cevheri fert düşünelim. Biri ortada, biri sağda, biri solda. Dediniz ki bunların iki tanesi bir araya gelince cisim oluşturur. Dediniz mi? Dedik. Kelamcılar dedi bunu. İki tane cevheri fert bir araya gelince cisim oluşturur mu? Oluşturur. O zaman iki tanesi bir araya gelince nokta oluşturmaması lazım değil mi? Veya iki tanesi bir araya gelince bir cevheri fert kadar yer kaplamamaları gerekir. Çünkü bir cevheri fert cisim değildi. O zaman iki tanesi bir araya geldiği zaman bir cevheri fertten daha fazla yer kaplayacak ki kelamcıların iddiası tutarlı olsun. O zaman diyoruz ki bu ortadaki cevheri fert sağdakiyle soldakinin birbirine dokunmasını ya engeller ya engellemez. Akli taksim yaptık bakın. Başka ihtimal var mı? Engellemek veya engellememek. Ya engeller ya engellemez. Engellemezse üç cevheri ferdin birleşmesinden yine bir cevheri fert oluşmuştur. Cisim oluşmamıştır. Bu hulftür. O zaman sizin varsayımınız geçersizdir. Bu birinci şık. İkinci şık engellemezse engellerse, dokunmalarını engellerse ortadaki cevheri fert sağdaki ve soldaki cevheri fertlerin dokunmalarını engellerse birbirlerine dokunmalarını böyle tost yaptık ortadakini. Engellerse bu sefer ne olacak? Ortadakinin sağdakine dokunduğu kısmıyla soldakine dokunduğu kısmı farklı kısımlar demektir. Aynı kısımlar olursa bunlar birbirine dokunmuş olacaklar. Dokunmuş olurlarsa tek bir cevheri fert oluşturmuş olacaklar. O zaman cisim oluşturamamış olacaklar. Zaten bizim dediğimiz de bu. Engellerse, dokunmalarını engellerse, o zaman sağdakine dokunduğu kısmıyla soldakine dokunduğu kısmı farklı kısımlardır. Farklı kısımları olan şeyin bölünmesi zorunludur. O zaman bölünemeyen parçanın farz edilmesi bölünmesini zorunlu kılıyor. Buna ne deniyordu? Akıl yürütme bahislerinde ne diyorduk buna? Varsayıp tersiyle sonuçlanıyorsa hulf. Aynen öyle. Hulf deniyordu buna. Hulf. Buna hulf deniyor. Bu da çelişki anlamına gelir. A ise B'dir. B ise C'dir. C ise A'nın değilidir. O halde A'nın değilidir. Yani A sonucu, A varsayımı A'nın değiline götürüyorsa A geçersizdir. A'nın geçersiz olduğu yerde geçerli olan A'nın değilidir. Tamam. O halde cevheri fertler birleşerek cisimleri oluşturamazlar. Çünkü birleşmeleri bölünmelerini gerektirdi. Her bölünen de cisimdir. O zaman cisim olmayan parçaların cisim olması gerekir. Bu da çelişkidir. Bir diğer delil aynı buna benziyor. Onu tekrar etmeyeceğim şimdi. Onu zaten okumuştuk. Bunun aynı mantık. Bu Timur Devleti'nin bayrağına benzeyen vardı ya. Aynı mantık yani. İbn Sina diyor ki
Bu daha sağlam bir delil. Çünkü varlığını direkt şey yapıyor. Noktanın varlığının imkansızlığı. Biz şu an ne yaptık? Noktalardan cismin oluşmasının imkansızlığını gösterdik. İbn Sina'nın diğer delili şu. Zar attın dört geldi mesela. Dört, öyle düşünün. Dört tane noktayı yan yana koydun. Zar attın dört geldi ya. O dört tane şey, dört tane nokta. Kare şeklinde. Üstüne dört tane nokta daha koyun. Ki bütün kelamcıların görüşünü kapsamış olalım böylelikle. Sekiz tane noktadan ittifakla cisim oluşuyor. Öyle değil mi? Sekiz tane nokta bu şekilde yan yana getirildiği zaman cisim oluşuyor. Tamam. Peki. O zaman bunun bütün uzamları değerli arkadaşlar. Köşegen meselesi. Köşegen meselesi. Aynen öyle. Bütün uzamları, istisnasız bütün uzamları iki noktada, iki cevheri fertten oluşur. Bir yüzeyinin kenarları da, bir yüzeyinin köşegenleri de, cismin kendi köşegeni de. Yani küp şekerin bir köşesinden en karşısındaki en uzak köşesine kadar çekin. O da iki cevheri fertten oluşur. O zaman ne oldu? İki cevheri ferdin oluşturduğu bir birim diyelim kenarına mesela. Buna bir birim dedik. Bu karenin bir kenarı bir birim oldu. X birim. Bu karenin yüzeyinin köşegeni kaç birimdir? X kök 2. Aynen öyle. 1 diyelim. 1 ise kök 2 olacak. Yani x'ten fazla bir şey yani. Aynen. X kök 2. Evet. X'ten fazla bir şey. Şimdi bu fazlalık bunun bölündüğü anlamına gelir. Eğer ki iki cevheri ferdin bir araya gelmesinden bir bir oluyorsa, bir de kök 2 oluyorsa, o zaman o fazlalık kök 2 eksi 1'dir. Bu bölündüğü anlamına gelir. Gelelim şeyine. Köşegeni, karenin köşegeni ne kadar, kaç birimdir? Karenin köşegeni. Buna kök 2 dedin. Orası 1'di. Karenin herhangi bir kenarı 1'di. O zaman kök 5. Yok. 2, 1, 3. Kök 3. Öyle değil mi? Kök 3. O zaman onun da eksilmesi lazım. Kök 3 eksi 1 diyeceksin. 1'den daha küçük değil mi bu? Veya kök 2 eksi 1. 1'den daha küçük değil mi? 2 olsaydı mesela kök 4 olacak. Kök 2 eksi 1 1'den daha küçük. O zaman şu kesin. İki cevheri ferdin birleşmesinden daha küçük bir uzam vardır. Nasıl olabilirdi bu? Eğer bu varsa cevheri ferdin bölünmesi gerekir. Köşegenlerin birbirine eşit olması gerekir. Hepsini geçtik. O zaman karenin bir kenarıyla karenin yüzeylerinden birinin köşegeni ve karenin kendi köşegeni hepsinin birbirine eşit olması gerekir. Çünkü her birisi iki tane cevheri fertten oluştu. Neden? Mesela 1 ile kök 2 ve kök 3 bunların hepsinin birbirine eşit olması gerekir. Çünkü her birisi iki tane cevheri fertten oluştu. Bunlar işte cevheri fertlerin terkip ederek, terkip yani birleşerek cisim oluşturmasının imkansız olduğunu gösteren deliller. Bu bir. Kelamcıları böyle iptal ettik. Platonculara nasıl iptal ettik? Platoncular dediler ki bir nokta vardır. Bu nokta hareket eder. Bunun hareketi, noktanın hareketi böyle bir pervane gibi düşünün. Pervaneler oluyordu ya şöyle şeylerde. Böyle çok hızlı hareket ediyor. Bir tepsi gibi görünüyor. Baktığın zaman mesela bir pervane çok hızlı döndüğünü düşünün. Sende bir misket var elinde. Aşırı hızlı dönüyor o pervane. Sen bu misketi buradan atıp onun arkasına geçiremezsin. O sana tepsi gibi etki yapar. Orada bir pervane var. Üç tane dişi var mesela. Onun üç tane böyle kısmı var. Bu dönüyor. Ama sana tepsi gibi şey yapıyor, etki ediyor. Atsan geçiremezsin onun arkasını. Platoncular da aynı böyle diyorlar işte. Cisim bu noktalar böyle hareket ederler. Biz de onları mesela işte küre gibi görürüz veya başka şekillerde görürüz falan. Hareketlerinin hızına göre falan. Bu nasıl çürütülüyor? Bunun çürütmelerinin yolu da şu. Diyorlar ki böyle olması için
bu noktanın hareket ettiği, cevheri ferdin yani hareket ettiği bir mekan olması lazım. Boşluk. Halbuki boşluk imkansızdır. Filozoflar, bizim filozoflar öyle derler. Boşluk diye bir şey olamaz. Neden? Çünkü boşluk dediğiniz şey ya salt yokluktur ya da heyulasız surettir. Ya salt yokluk ya heyulasız suret. Yokluk olamaz. Neden? Çünkü yokluk, bir yokluk başka bir yoklukla, mutlak bir yokluktan bahsediyoruz. Bir yokluk başka bir yokluktan farklı olamaz. O zaman ne yapıyoruz? Boşluk salt yokluk değil diyoruz. Peki heyulasız suret olabilir mi? Yani burada bir boşluk var. Sureti var bunun. Sonsuz olamazdı zaten. Sonlu olması gerekiyorsa suret sahibi olacak. O zaman heyulasız suret olmuş olur. Tamam. Bu da imkansız diyoruz. Neden? Heyulasız suret olamaz. Çünkü heyulasız suretin bir şekli vardır. Herhangi bir şekli. Bu şekil bölünür veya tam bölünür. Bu şekil bölünebilir. Ama eğer ki bölünmeyi kabul eden şey şu küre ise, maddesiz bir küre ise, bölünmeyi kabul eden şey şu maddesiz küre ise, bölündükten sonra var olan şeyin bu küreyle aynı şey olması gerekir. Çünkü bir şey kabul ettiği şeyle beraber var olur. Buna nereden varıyoruz? Bir şey neden kabul ettiği şeyle beraber var olsun? Çünkü aksi takdirde biz bölme dediğimiz iş gerçekleştiği zaman küpü böldük mesela. İki tane dikdörtgen prizma oluştu. Burada küpün yok edilmesidir. Bölme değildir o. Küpün yok edilmesi iki tane dikdörtgen prizmanın var edilmesi eylemidir. Bölme işi dediğimiz şey. Eğer bölmeyi kabul eden şey suret olsaydı, bölmeyi kabul eden şey suret olsaydı, bizim bölme adını verdiğimiz şey mecazi bir bölme olurdu. Hakikatte ne olurdu bu? Küpü yok etme. Sonra iki tane dikdörtgen prizmayı da var etme. Çünkü yok ettin, komple yok olmadı. Bir şeyler daha varlığa devam etti orada. Eğer ki birinci varlıkla ikinci varlıklar arasında kesintisiz bir bağ yoksa, o zaman birinci varlığı yok ettin, ikinci varlığı var ettin. Peki, bizim o yok etme dediğimiz eylem tek bir eylem değil midir? Tek bir eylemdir. Peki, biz metafizikte göreceğiz ki ilahiyat bahislerinde, tek bir illet iki farklı mağlule sebep olamaz. Tek bir illet iki farklı mağlule sebep olamaz. Ama burada iki farklı mağlule sebep oldu. Eğer ki bölünmeyi kabul eden şey suretse, heyulaysa sıkıntı olmayacak. Bunu eleyeceğimiz zaman, eledikten sonra bölünmeyi kabul eden şeyin heyula olduğu sonucuna varacağız. Tamam. Yok etmek bir eylem, iki dikdörtgen prizmayı var etmek başka bir eylem. Halbuki tek bir eylem var ortada. O zaman bölünmeyi kabul eden şey suretse bir illet iki farklı mağlule sebep olmuştur. Hatta üç diyebiliriz. Yani hem iki tane dikdörtgen prizmayı var etti. Her birini ayrı ayrı var ettiğini varsayalım. İki yeter gerçi. Yani üçe gerek yok da. Hem de önceki küpü yok etti. Bu imkansız. O yüzden bir şeyin kabul edicisi kabul ettiği şeyle beraber var olur. Mesela vücut. Sıcaklığı kabul eder değil mi? Sıcaklık geldiği zaman ben yok olmam. Soğukluğu da kabul ederim. O gelir, soğukluk gelir bana, ben yok olmam. Ama mesela namaz eylemi amuda kalkmayı kabul etmez. Amuda kalktığın zaman namaz bozulur çünkü. Kalktığın anda namaz gider, kabul etmiş olmaz onu. Namaz yok olmuş olur. Ortada namaz eylemi kalmamış olur. Yani bu şekilde uç bir örnek vermiş olduk. Anlaşılması açısından. Aynı şekilde suretse kabul eden, bölünmeyi kabul eden şey, eğer ki suretse
onun ilk cismin, ya ilk şeklin, heyulasız şeklin yok olmasıyla sonraki iki cismin var olması, üç tane meseleden bahsettik bakın. Tek bir illet tarafından illetlenmiştir. Eğer ki suretse bölünmeyi kabul eder. Bu imkansız olduğuna göre o zaman mekanın heyulasız suret olması da imkansızdır. O halde mekanın Platoncuların iddia ettiği gibi olması da imkansızdır. Boşluk olamaz. O zaman diyor filozoflar, bütün lazımlar iptal edildiğine göre boşluk diye bir şey yoktur. Boşluk diye bir şey yoktur. O zaman Platoncuların görüşü de iptal edildi. Yani cevheri fertlerin hareket ederek cisimleri oluşturması ihtimali de iptal edildi. Geriye ne kaldı? Heyula ve suretten oluşması ihtimali kaldı. Heyula ve suretten oluştuğu zaman cismi böldün. Ortada bir yok etme faaliyeti var mı? Ortada bir yok etme faaliyeti yok. Birinci cisim senin bölmenle birinci cisim olmaktan çıktı. Ama orada birinci cisimdeki heyulaların hepsi duruyor. Onlar yok olmadı. Sadece iki tane surete sebep oldun. Sen bölerek iki farklı surete sebep oldun. Bölünmeyi heyula kabul etti. Heyula'da bir değişiklik var mı? Yok. Neyde bir değişiklik var? Surette bir değişiklik var. Suret. Cismin sureti değişti. Bu kadar. Bölme eylemini yaptığın zaman, heyula bunu kabul ettiği zaman, ediyorsa eğer, yani bölünmeyi kabul eden heyula ise, heyula o bölünmeyle beraber varlığına devam etti. Sonraki heyyulalar sıfırdan var edilmediler. Önce birincisi yok edildi de sonra ikincisi yeniden var edildi diyemiyorsunuz. Aynı heyyula devam etti. Sadece sureti değişti. Birinci heyyulanın sureti değişti. Dolayısıyla bölme eylemi tek bir mağlule sebep oldu burada. Böldük. Tek bir cisimden iki tane cisme dönüştü. Yani sureti değişti heyyula. Buraya kadar sorumuz var mı arkadaşlar? Cismin nasıl oluştuğunu ve mekanın boşluk olmadığını öğrendik. Cisim heyula ve suretten oluşur. Neden? Çünkü mekan boşluk değildir. Boşluk diye bir şey yoktur. Boşluk diye bir şey olsaydı suret kabul ederdi bölünmeyi. Eğer bölünmeyi suret kabul etseydi bir şeyin kabul ettiği şeyle beraber var olmaması gerekirdi. Bu imkansız. Neden? Çünkü böyle olsaydı bir illetin birden fazla mağlule sebep olması gerekirdi. Aynı durumda, farklı farklı durumlarda olabilir. Aynı durumda, aynı varoluşla birden fazla illet mağlule sebep olması gerekirdi. Bu imkansız. O zaman boşluk yoktur. Boşluk yoksa cisimler cevheri fertlerin hareketlerinden oluşmaz. Zaten cevheri fertlerin terkibinden oluşmadığını da ispat etmiştik. O zaman cisimler kendinde bitişik heyula ve suretten oluşurlar. Buraya kadar kıyaslar açık herhalde. Peki, böyle olunca bütün mekansal varlıkların heyula ile dolu olması gerekir değil mi? Hiçbir boşluk olmaması gerekir. Her yer heyula ile doludur. O zaman müstakil bir noktanın cevheri ferdin varlığından, hani bırakalım cisimleri oluşturmasını, sadece var olsun, şurada dursun bir tane nokta, incir çekirdeği gibi. Bu da olamaz. Çünkü her yer zaten heyula ile dolu. Heyula ile dolu olamaz. Doludur. Cevheri fertler bu heyulanın içinde bulunamazlar. Neden? Çünkü bu hulülü gerektirir. Hulül. Hulül dediğimiz. Hulül nedir? Aynı işaretle işaret edilen cisimsel varlıklardır hulül. Yani aynı işaretle işaret edilen cisimsel varlıklar. Heyula ile suretin ilişkisi hulül ilişkisi. Peki bir iki farklı varlık nasıl hulül eder birbirlerini? Var olmakta birbirlerine muhtaçlarsa. Neden böyle diyorum? Çünkü muhtaç değillerse
Bunlar cisimsel varlıklardan bahsediyoruz. Bunlar var oldular ve var oldukları anda, mesela cisim var oldu diyelim. Var olduğu anda mekanı var etti. Mekan cisme bağlıydı değil mi? Cisim mekana konmuyordu. Çünkü mekan dediğimiz boşluk mümkün değildi. Mekanın boşluk olması mümkün değildi. Dolayısıyla mekan cismin oluşması sebebiyle var olan bir şey. Her yer heyyulayla dolu bir şekilde var oldu cisim. Mekan bu cismin içinde var oldu. Peki bir cisim başka bir cisme muhtaç değil dolayısıyla var olmakta. Mekan var olduktan sonra aynı mekanda başka bir cismin var olması şu soruyu getirdi akla. Bu mekan hangisinin malülü? Birincisi eğer bu mekanı var ettiyse ve ikincisi de kendi mekanını var ettiyse, çünkü sonuçta her cisim var olduğu anda kendi bulunduğu cisimliğinin bulunduğu yer onun mekanı olur. Bunlar da birbirine hulul ettiyse hangisi hangisinin mekanına hulul etti? Tercih bila müreccih. Bu bir. İki, bunların tek bir mekan oldukları açık. Çünkü hulul neydi? Aynı işaretle işaret edilen iki varlığın varoluşuydu. O zaman burada bizim işaret ettiğimiz mekan ikisinin birden malülüdür. İki cismin birden malülüdür. Halbuki bir tanesinin malülü olması yetiyordu. Buradan şöyle bir sonuç çıktı. Bir malülün iki müstakil illet ile illetlenmesi sonucunu getirdi. Bir malülün, yani oradaki mekan, ikisinin de bulunduğu mekan. Bu malül, çünkü onlardan dolayı ortaya çıkan bir şeydi bu. Öyle değil mi? Mekana konmuyordu cisim. Cisim oluşunca mekan oluşuyordu. Boşluk imkansız olduğundan dolayı. Tamam. O zaman bu mekan, hulul ettiklerinden sonraki mekan, varsayımımız hululdü ya, iki cisim birbirine hulul etseydi veya cevheri fert heyulaya hulul etseydi, bu mekan, ikisi de bu mekanın varlığına müstakil olarak illet olabiliyor muydu? Olabiliyordu. Hulul ettikten sonra o zaman şöyle bir sonuçla karşılaştık. Her ikisi de müstakil olarak illet olmuştur ama karşımızda tek bir mekan vardır. Bu da imkansızlıklardan birisi. Dolayısıyla birbirine ihtiyaç duymayan varlıkların birbirlerine hulul etmeleri imkansızdır. Bundan dolayı filozoflar başta Allah'ın, sonra mücerred akılların cisimsel varlıklara hulul etmesinin imkansız olduğunu söylerler. Yani bu bazı sapkın sufilerde vardır. Hululcü anlayış. Allah hulul eder mesela. Hristiyanlarda vardır. Vesaire. Allah hulul eder onlarda. İşte bunun cevabı bu. Birbirine Allah illetse, değil mi? Allah var ettiyse ihtiyaçsızdır ki var edebilmiştir. Yani var etmek zati olarak en azından en yukarıda olmayı gerektirir. İhtiyaçsız bir şekilde var olabilmiş ki illet olmuş. O zaman Allah'ın hiçbir varlığa hulul etmesi imkan dahilinde değil. Çünkü ihtiyaçsız. Ama özellikle boşluk konusunda bizim söylediğimizin zıttını söyleyen inançlarda, Platoncularda özellikle, bazı kelamcıların tasavvuf ekollerinde de vardır bu. Hulul anlayışı kabul edilir yani onlarda. Bu mesele boşluğun varlığı yokluğu meselesine dayanır. Boşluk diye bir şey yoktur diyenler de hulul anlayışı kesinlikle olmaz. Boşluk vardır diyenlerde hulul anlayışı büyük ihtimalle olur. Başka kıyaslar falan yoksa olur. Tamam. Dolayısıyla bütün mekan heyyulayla doludur. Boşluk yoktur. Ve hulul imkansız olacağından dolayı
heyulaların bulunduğu yerde cevheri fertler de heyulaların içinde yoktur. O zaman sonuç olarak şu sonuca vardık. Bütün cisimsel varlıklar heyula ve suretten oluşur ve her yer heyulalarla doludur. Kainatın merkezinden sonuna kadar, sınırına kadar istisnasız her yer kesintisiz bir heyula ile doludur. Başka da hiçbir şey yok içinde. Maddi alemin. Başka hiçbir şey yok. Tamam. Heyula ile suretin ilişkisinin hulul ilişkisi olduğunu da söyledik. Yani birbirlerinden ayrılamazlar. Neden? Çünkü suret heyuladan ayrılabilseydi bunu çürüttük değil mi? Sonsuz olamaz çünkü sonsuzluk imkansız. Sonlu olursa heyulasız suret, Platoncuların görüşü vardı ya, onun gerektirdiği şeyleri gerektirir. Çürüttük. Peki heyula suretten tecerrüt ederse, soyutlanırsa, yani şekilsiz bir heyula. Ya sonsuz olur bu? Sonsuza kadar büyük bir heyula. Cisimsel bir sonsuzluk tabii bu. Bir sureti yok. A şıkkı bu. Sonsuzluk imkansız olduğu için çürüttük bunu. B şıkkı belli bir sınırı vardır. Sınırı varsa sureti vardır. Bu da şeye ters, varsayımımıza ters. Biz suretsiz olarak varsaymıştık. Bu da imkansız eğer bu varsayım geçerliyse. Peki ne kalıyor o zaman geriye? Heyula'nın mekansız olarak suretsiz var olması. Mekansız ve suretsiz. Nasıl? Yani mücerred akıllar ve nefisler gibi. Mücerred heyula gibi diyelim mesela. Mücerred heyula. Ama bu durumda da şöyle bir sorunla karşılaşıyoruz. Buna suret arız olduğunda, suret sonradan arız oluyor eğer böyleyse. Kimse dememiştir bunu da. Suret buna sonradan arız olsaydı, A, ortaya çıkan cisim, heyula ve suretin birleşiminden cisim oluşuyordu ya, suret mekansız heyulaya arız olduğu anda cisim oluşur. Tamam, bu cisim ya bütün mekanlarda vardır, ya hiçbir mekanda yoktur, ya da bir mekanda vardır. İlk iki şık açıkça imkansız. Değil mi? Cisim mekansız olamazdı. O zaman bir mekandadır. Hangi mekandadır? İşte bu tercih bila müreccihi gerektiriyor. Çünkü suretin arız olması sadece tek başına, suretin arız olması cismin varlığı için yeterliydi. Ama mekanı için yeterli olmadı. Heyula eğer suretten daha önce varsa, mekansız bir şekilde varsa, suret buna ayrıyetten arız olduğu zaman bir cisim oluşması gerekiyordu ama hangi mekanda olacağı belli olmaksızın bir cisim oluştu. Böyle bir cisim var olabilir mi? Olamaz. Var olması için bir mekanda bulunması gerekiyor. Ama ortada bir mekanda bulunması için zati bir sebep yok. Harici sebepleri düşünmüyoruz. Çünkü zatiyat tamamlandığı anda var olur varlık. Cismin zatiyatı neydi? Heyula ve suret. Bunu ispatladık. O zaman heyula ve suret var olduğu anda cismin var olabilmesi lazım. O zaman heyula ile suret var olduğu anda cismin var olabileceği bir varlık düzlemi olması lazım. Ontolojik düzlem. O yüzden heyula'nın mekansız bir varlığı imkansız. Çünkü eğer heyula mekansız olarak var olabilseydi, suret ona arız olduğunda ortaya çıkacak cismin nerede ortaya çıkacağı belirlenmemiş olacaktı. Bu da imkansız. O yüzden var olan heyula ve var olan suret ancak ve ancak beraberce var olurlar. Ve var oldukları anda mekanlarını oluştururlar. Aksi takdirde yeter sebep olmaksızın bir mekanda oluşmaları gerekecek. Neden orada da burada değil? Bir cevabı yok. Tercih bila müreccih. Bu da en temel mantık kaidelerine aykırı olduğu için reddedilir. Tamam. Buraya kadar cismi anladık. Cisim heyula ve suretten oluşur ve heyula ve suret birbirinden ayrılamazlar. Güzel de bütün cisimler aynı cisim değil. Farklı farklı cisimler var. Veya ne demiştik? Bir cisim hareketi zorunlu olarak gerektirmez. Cisim olduğu için hareketi zorunlu olarak gerektirmez. Öyle olsaydı hareket bittiği anda cisimlikten çıkardı.
Aynısı sükun için geçerli. Ama ikisinden birini mutlaka alması lazım cismin. O zaman cismin zatiyatından olan şey hareket ve sükun değildir. Hareket ve sükundan birisidir. Herhangi birisi. Belli mi? Değil. O zaman bunu belli kılacak bir zatiyat daha olması lazım cisimde. Heyula ve suret yetti mi? Genel suret, cisimlik sureti yetmedi. O zaman buraya bir suret daha gerekiyor. Türsel suret. Yani cismin hareket ve sükundan birini almasını zorunlu kılan suret. Neye göre zorunlu kılıyor? Doğal hayız. Doğal hayız dediğimiz doğal mekan. Buradaysa sükunu gerektiriyor türsel suret. Yani cisim doğal hayızındaysa, doğal mekanındaysa sükunu gerektiriyor bu suret. Eğer doğal mekanında değilse oraya gidene kadar hareket etmesini gerektiriyor. İşte bu doğal hayızı gerektiren, belirleyen surete türsel suret deniyor arkadaşlar. Bunu da görmüştük. Peki bu bitti. Sonra dedik ki heyyulada suretin illeti değildir. Surette heyyulanın illeti değildir. Bunu buradaki gibi anlatmayacağım. Kısaca şöyle diyeceğim. Bunların arasındaki ilişki hulul ilişkisi olduğu için birbirlerinin zaten illeti olamazlar. Eğer illeti olabilselerdi birbirlerinden ihtiyaçsız olacaklardı ve birbirlerine hulul edemeyeceklerdi. Ama ediyorlar. Yani ben bir surete işaret ederken de bir heyyulaya, maddesine işaret ederken de aynı şekilde işaret ediyorum. Aynı yerlerdeler yani bunlar. Tamamen bir mesela masa başından sonuna kadar nereye işaret edersem edeyim hem heyyulasına hem suretine işaret ediyorum. Bu hulul ilişkisidir. Eğer ki ihtiyaçsız olsalardı, yani birisi birisinin illeti olsaydı o illet olan diğerinden ihtiyaçsız olurdu. Eğer durum böyle olsaydı hulul edemezlerdi. Diyorum ve İkisi de birbirinin illeti değildir diyor. Suretin bir önceliği vardı ama heyyulaya. Neredeydi bu öncelik? Hatırlayanınız var mı? Suret heyyuladan bir çeşit bir önceliği vardı. İllet önceliği değil ama bir çeşit bir önceliği vardı. Neydi önceliği? Bunlar şimdilik bilmiyoruz bunu. Çünkü ilahiyat bahislerinde göreceğiz. Akıllarda öncelikle suretin mahiyeti bulunur. Akılda. Bu mahiyetten sonra o surete heyula giydirilir. Yani suret önceden var olmuyor. Akılda bulunuyor bu önce mahiyeti. Bu cismi var eden akıldan bahsediyorum. Cismi var eden mücerret külli akıllar var ya onlar. Gelmedik oraya da söyleyeyim kısaca. Burada bir akıl öncelikle suretini düşünüyor. Sonra bu sureti dışarıda heyula ile beraber var ediyor. Dolayısıyla bu suretin bir önceliği var. Ne gibi? Mimarların öncelikle evin planını çizmeleri gibi. Önce bir evi kafanda kurarsın. Sonra ona tuğla giydirerek o evi inşa edersin. Kafada önce hazır olan tuğlaların maddeleri değildir. Çünkü madde zaten akılda bulunamaz. Madde dışarıda bulunur. Akılda ne bulunur? Suret. Biz bütün matematikte, fizikte, insan aklımızla da, külli akıllar da böyledir. Sadece suretleri düşünürüz. Kafamızda heyula bulundurabilir miyiz? Bulunduramayız. Peki. Ama buradan şu sonuç çıkmaz mı? Heyulasız suretin varlığı mümkündür. Yani mahiyeti duruyor kafada. Suretin kendisi durmuyor. Bu Anladım. Akıllarda küp şekli, burada küp şeklinde durmuyor. Bizde duruyor. Çünkü biz akıl değiliz, biz nefsiz. Akıl ile irtibat kurabilen şeyleriz. Dolayısıyla biz zihnimizde küp şeklini oluştururuz. Onun heyulası var. Bu başka. Ama akıl dediğim, mücerred akıllar dediğim akıllarda küp şekli yok. Küpün mahiyeti var. O suretin mesela ne demiştik? Suretin, suret şekil demek değildir. Şekil suretin lazımlarından birisi. Suret bütün bunların temel fonksiyonu, fx fonksiyonu suret. O işte bölünmez ve parçalanmaz haliyle akıllarda bulunuyor. Mücerred akıllarda. Daha sonra ona heyula giydirildiği zaman şekil ortaya çıkıyor.
Daha açık oldu mu burası? Evet. Eyvallah. Tamam. O zaman burada tamam. Burada sonlandı. Mekan konusunu zaten görmüştük. Bu arada anlattım yani mekan konusunu. Mekan ya boşluktur ya da kuşatan cismin iç yüzeyidir. Boşluk olamayacağına göre kuşatan cismin iç yüzeyidir dedik. Dolayısıyla birinci felek, alemi kuşatan felek, yaya arş deniyor. Bir mekanda mıdır diye sorsam nasıl bir cevap verirsiniz? Bir mekan değildir. Var mıdır? Değildir. Evet. Değildir. Neden? Çünkü onu kuşatan bir cismin iç yüzeyi yok ki. Onun dışındaki bütün cisimler onun içindeki mekanlardadır işte. Tamam. Aynı şekilde işte zaman konusunda da bunu diyecekler. Zaman da çünkü onu kuşatan birinci feleğin hareketiydi ya. Az sonra geleceğiz yine kısaca. O yüzden onun da bir zamanı yok. Zaman onun içindekilerin şeyidir. İçindekilerin sahip olduğu bir özellik. Tamam. Şimdi gelince ayrıntılı konuşuruz biraz daha. Mekan da bitti. Hayız neydi? Aynı hareket ve sükun meselesinde söylediğimiz doğal hayız. Mekanla hayız aynı şey aslında. Ama burada doğal hayıza değinmek için ayrı bir fasıl açmış. Doğal hayız neydi? Hareket ve sükundan cisim herhangi birini gerektiriyordu değil mi? Cisim eğer varsa ya hareket halinde vardır ya sükun halinde vardır. İkisinden ayrılabilir mi? Ayrılamaz. O zaman cisimde bir zatiyat vardır ki cisimlik suretinden ve hiyoladan ek olarak öyle bir zatiyat vardır ki üçüncü bir zatiyat bu. Bu üçüncü zatiyat hareketi veya sükunu gerektirir. Türsel suret dedik buna. Bu zatiyat neye göre hareketi ve sükunu belirliyor? Bulunması gereken yerde ise sükunu belirliyor. Bulunması gereken yerde değilse hareketi belirliyor, hareketi gerektiriyor. Bulunması gereken yer işte doğal hayız. Örneğin bir insan gökdelenin tepesinden atladığı zaman doğal hayızına düşer. Akla yaklaştırmak için bu örnekleri veriyoruz. Aslen en küçük cisimlerden bahsediyoruz. Metafiziksel meselelerden bahsediyoruz yani. En küçük, gözlemlenemeyecek ilahiyat meselelerinden bahsediyoruz. Doğal hayızına düşer. İşte doğal hayızında olmayanın hareket etmesinin zorunlu olması bundan kaynaklanıyor. Eğer ki ekstra bir güç falan dışarıdan şey yoksa. Aynı şekilde bir topu veya balonu suya bastırdınız. Elinize bir kuvvet geliyor. Ne kuvvet o? İşte o balonun doğal hayızına dönme isteği. O kuvvet. Balonu bıraksanız hareket edecek doğal hayızına kadar. Tamam, o hayız ünitesi bu. Şekil aynı doğal hayız mantığı. Bir dış etkilerden soyutlandırdım bütün cisimleri. Bir cismi ele aldık. Dedik ki bunu dış etkilerden bir soyutlandıralım. Sıfır dış etki. Hani bu fizik sınavlarında olurdu ya. Yer çekimsiz ortam. Onun bütün fizik yasalarının olmadığı ortam olarak düşünelim. Yani bütün fiziksel etkilerin yok olduğu ortam. İşte bu durumda cismin bir şekli olur mu? Zorunda. Değil mi? Heyula ve suretten oluşacaktı cisim. Eğer cisim varsa şekli zorunda olmak zorunda. İşte bu bütün etkilerden arındırdığımız zaman oluşturduğu şekil onun doğal şeklidir. Şeklun tab'i. Bütün dış etkilerden arındırdığımız zaman. Bu aslında türsel suretin bir malulüdür. Sonucudur. Zorunlu sonucu. Türsel suret doğal hayızı da belirler. İşte şu türsel suret varsa bu maddede doğal hayızı şudur. Şu türsel sureti varsa doğal şekli şudur. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Önemli değil. Ama cisimlerde böyle bir şey var. Doğal bir şekli vardır. Doğal bir hayızı vardır. Vesaire. Buraya kadar bir soru var mı? Evet. Bu doğal hayızında bulunduğu an cisim ne olur? Eğer dışarıdan bir etki yoksa, başka bir etki yoksa veya işte hızını alıp böyle iyice ilerlemiyorsa falan orada olduğu gibi durur.
Ama mesela toptaki gibi suya batırdın. Doğal hayızına geldiği anda durmuyor. O hızıyla biraz daha yükseliyor. O hızı Tamam. dış etki olarak ele alınacak yani burada. Yükseliyor, duruyor, duruyor. Sonra Nihayetinde duruyor. yani. Peki bu doğal hayızın ortaya atılmasının sebebi hangi gereklilik üzerine? Cismin belli bir mekanda bulunma zorunluluğu üzerine mi? Yani bunu niye ortaya atıyorlar? Yani hangi gereklilikten dolayı doğal hayız diye bir şey çıkıyor ortaya? Şundan dolayı cisim hareketi ve sükunu kabul edebilir. Hareketi kabul edebilir, sükunu kabul edebilir ama ikisinden birini kabul etmek zorunda. Tamam. Şimdi zorunluluk olduğu anda bu zorunluluk ya zatiyattan olacak mantıksal olarak veya zatiyatın zorunlu bir lazımı olacak. Tamam. Eğer zatiyattan olursa hareketi kabul eden sükunu kabul edemez. Sükunu kabul eden hareketi kabul edemez. O zaman diyoruz ki zatiyattan bir şeyin zorunlu lazımı. Peki zatiyattan bir şey öyle bir şey var ki bazen hareketi kabul alabiliyor, almak zorunda. Bazen sükunu almak zorunda. Çünkü aldığı zaman zorunda olduğu için alıyor. O zaman zatiyatta bir dengesizlik veya işte zatiyatta bir değişim olmayacağına göre dışarıdaki bir duruma göre bu zatiyat bir durumda hareketi gerektirecek, bir durumda sükunu gerektirecek. İşte bu dışarıdaki duruma doğal hayız demişler. Eğer doğal hayızdaysa sükunu gerektirecek, doğal hayızda değilse hareketi gerektirecek. Aynı zatiyat, üç tane zatiyat duruyor, değişmiyor. Ama maddenin veya işte cismin bulunduğu yere göre, duruma göre bunun gerektirdiği sonuç değişiyor. Hareket veya sükun. Anladım. Şimdi şekilde anlaşıldı. Hareket ve sükun konusu ve zaman konusu kaldı. Ne demiştik? Hareket ve sükun. Şimdi hareketi günlük hayatımızda nasıl tanımlıyoruz? Diyoruz ki yanlış bir tanımlama tabii. Bu günlük hayatta yanlış olmaz tabii de. Biz faydalanmak için işte işimizi biraz daha kolay görmek için böyle diyoruz. Ne diyoruz? Hareket iki farklı zamanda İki farklı mekanda bulunmaktır. Peki ya zaman harekete bağlıysa? Biz hareketi zaman üzerinden tanımladık. Ama zamanı da hareket üzerinden tanımlayacaksak ne yapacağız? Yanlış bir tanım olmuş oldu. Bunu bilmiyoruz şu an. O zaman benim zaman üzerinden tanımlamak yerine hareketi bir anlamam lazım. Kısır döngü olmasın diye. Hareket ve sükun. İşte demişiz ki biz bir şeyin kuvveden fiile çıkması ama nasıl? Kademeli olarak. Bir şeyin kuvveden fiile çıkmasına hareket denir. Yani öncelikle arkadaşlar kapsayıcı tanım yapmamız lazım. Kapsayıcı. Yani kerameti kendinden menkul olmaması lazım tanımımızın. Ne demek istedim? Zaman kavramını biz daha görmedik ki. Ben bu tanımın içine alamam zaman kavramını. Çünkü zamana geleceğim, sonra onu hareketle tanımlayacağım. A'yı B ile, B'yi de A ile tanımlamam mümkün müdür? Değildir. Bu acemiliktir felsefede. O yüzden her şeyi doğal sırasıyla ele almamız lazım. Doğal sırasıyla. O yüzden hareket ve sükun kuvveden fiile kademeli olarak çıkıştır. Kademeli olarak. Bu kademeli değil de mesela kademelinin zıttı nedir? Defaten, tek seferde çıkmak. Tek seferde çıkmak, oluş bozuluş dediğimiz şey. Yani birisi yok oluyor. A yok oldu, B var oldu. Bu işte defaten ortaya çıkmaktır. Ama hareket böyle değil. Hareket kademeli olarak ortaya çıkış. Kuvveden fiile kademeli olarak çıkış. Ne gibi mesela işte büyüme, küçülme bunlar falan farklı. Keyifte, nicelikteki, nitelikteki hareket falan meseleleri vardı. Bizi ilgilendiren ne? Mekandaki hareket. Mekandaki. Burada yine bir görelilik söz konusu ama değil mi? Kademeli oluşuna dair. Nasıl? Yani işte mücerret akıllara göre defaten Tabii. daha
göre kademeli. Tabii onlara göre hareket yok ki zaten. Onlar buna hareket demeyecekler. Onlar bütün varlıklara kendi gözleriyle bakacaklar. Yani işte ben beni görüyorum diyecek mesela, karikatürize edecek olursak. Onlarda bir farklılık yok. Bütün varlıklara nispetleri aynı. Bu şeye benziyor. Koordinat düzlemini düşün. X, Y düzlemi düşün. X, Y. X eşittir sıfır noktasına Y ekseninin iz düşümünü düşün. X eşittir sıfıra Y ekseninin iz düşümü. İşte bu evet. X'in kendisine iz düşen diyelim Y eksenine nispeti neyse akılların da cisimlere, bütün varlıklara nispeti odur. X, Y eksenini komple sıfır olarak görecek yani. Aynen öyle. X eşittir sıfır olarak görecek. Bu yanlış gördüğünden değil. Aslında Y ekseninin içindekiler yanlış görüyor Y eksenini. Çünkü asıl olan X, illeti O olduğuna göre asıl olan onun görüşü. O yüzden çokluk, mesela biz diyoruz ki Allah cüz'iyatı bilir mi bilmez mi? Cüz'iyat nedir? Çokluk yani. Çokluk. Tikel tikel şunu biliyor, bunu biliyor, öbürünü biliyor 3, öbürünü biliyor 4, bunu da biliyor 5. Sayıyorsun teker teker. Öncelikle bir cüz'iyatın ilim nedir? Bir şeyi olduğu hal üzere, bir şeyin olduğu hal üzere akılda hazır bulunmasıdır. Peki olduğu hal üzere hazır bulunacaksa olmadığı hal üzere hazır bulunabilir mi? Mutlak ilim sahibi olan Allah'ta. Dolayısıyla sen cüz'iyat diyerek zaten şunu demiş oluyorsun. Allah var olan şeyi biliyor. Efendim? Ya olmayan bir şeyi biliyor mu diye sormuş. Olmadığı hal üzere bilir mi diye sormuş oluyorsun. Yani evet, olmadığı hal üzere bilir mi diye sormuş oluyorsun. O yüzden bilir dediğin zaman asıl cüz'i bir bilim bilgiyle bilir dersen eksiklik atfetmiş olursun Allah'a. Ama külli bir bilgiyle bilir dersen yine her şeyi bilmiş biliyordur dersin. Ama olmadığı hal üzere şeyleri olmadığı hal üzere bilmiyordur demiş olursun. Bilmiyordur demiyor kimse de, hani anlaşılsın diye söylüyorum. Olmadığı hal üzere değildir Allah'ın bilgisi. Olduğu hal üzeredir. Olduğu hal cüz'i bir oluş değildir, külli bir oluştur. O zaman bu külli oluşu külli bir bilgiyle bilmesi gerekir Allah'ın. Cüz'i bir bilgiyle değil. Çünkü cüz'i bir oluş yok hakikatte. Ayrıyetten onu ileriki meselelerde ele alırız. Tamam. Hareketin türlerini ele almıştık. İşte şuur sahibi ise iradidir. Tabiatı gereği hareket ediyorsa tabiidir. Dış etkilerden kaynaklıysa kasri harekettir. Bunları söylemiştik. Bunların şimdilik çok bir önemi yok. Tamam. Neden hareketin tanımını yaptı? Çünkü sonra zamanın tanımını yapacak. Zamanın tanımını harekete dayalı yapmak gerektiği için önce hareketin tanımını yaptı. Mesela dikkat ettiyseniz şurada bu hareket bahsinde sanki konudan kopuk bir bahis gibi geliyor insana. Halbuki öyle değil. Zamanın açıklanmasına hazırlık yaptığı için hareketi tanımladı. Burada önemli olan hareketin ne olduğunu sadece bilmemiz. Hareket budur. Bir şey kuvveden fiile kademeli olarak çıkıyorsa eşittir hareket. Neden böyle dedik buna? Çünkü bir hareket bir arazdır arkadaşlar. Araz. Yani bir cevhere arız olan özellik. Arazlar ayrılırlar. 9 tane türü var arazların. Bunlardan bazıları yerleşik arazlar. Bazıları yerleşik olmayan arazlar. Bazıları ölçülebilen arazlar. Bazıları ölçülemeyen arazlar. Mesela ölçülemeyenler renk. Rengi ölçebilir misin? Ölçemezsin. Ama uzunluk veya sayı, adet bunları ölçebilirsin, sayabilirsin. Bunların içinde ölçülebilen veya işte kemmiyet dediğimiz nicelik bildiren arazlar iki türdür. Kemmi munfasıl ve kemmi muttasıl. Bitişik nicelik ve ayrık nicelik.
Ayrık nicelik sayılabilen şeyler. 1, 2, 3, 4, 5 diye saydığın şeyler. Bitişik nicelikse ölçülebilen şeyler. Uzunluk mesela. Hareket bu uzunlukta, mesafede gerçekleşen bir şey. Ölçülebilen bir şeydi. Yani kemmi muttasılda gerçekleşen bir aras. Kemmi muttasılda gerçekleşen bir aras. Peki, kemmi muttasılın da iki türü var. Yerleşik yani kar ve yerleşik olmayan, gayru kar. İşte yerleşik olmayan kemmi muttasıl harekettir. Yerleşik olmayan. Yerleşik olan uzunluk. Uzunluk aynı varoluşla vardır. Uzunluğun her bir parçası. Yani bir insanın işte atıyorum uzunluğu 2 metre. Aynı varoluşla var. Aynı ontolojik zeminde var bunlar. Ama harekette hareketin kapsadığı varlıklardan bahsediyorum tabii. Harekette hareketin yarısı, ilk yarısı varken ikinci yarısı yok. Buna gayrı kar denir. Yerleşik olmayan aras. Kemmi muttasırın yerleşik olmayan arası deniyor. Yerleşik olmayan arası. İşte zaman da böyle bir aras. Yerleşik olmayan bir şeyin ölçüsü. Yerleşik olmayan tek aras hareketti. Diğer bütün hareket, bütün arazlar yerleşikti. Yerleşik olmayan tek araz harekettir. Dolayısıyla zamanda bir şeylerin ölçüsüdür diyeceğiz. Geldik zamana. Geldik zamana. Zaman neydi? Son dersimizde bunu görmüştük. Zaman, işte bu öncelikle karşımızda gördüğümüz bir, daha doğrusu tecrübe ettiğimiz bir varlık var, zaman. Kendisinde herhangi bir şüphe olmayacak şekilde, kapsayıcı bir şekilde bu zamanı göstereyim bakalım. Ona bir işaret edeyim. Ne demiştik? Bir hareket başlangıcıyla sonu arasında, bir hareketin başlangıcıyla sonu arasında, bak hareket üzerinden gidiyor. Daha hızlı hareketle daha fazla mesafenin, daha yavaş hareketle ise daha az mesafenin gidilmesini mümkün kılan imkana zaman denir. Daha doğrusu tanımı bu değil zaman. Bu imkan zamandır diyoruz. İşaret ediyoruz şu an. Yani şu bir hareket düşün. Sonra onun başlangıcını ve bitişini düşün. Zamansal olarak düşünmene gerek yok. Zamanı tanımlayacağız çünkü şu an. Bir hareketin başlangıcı ve bitiş halinin, varoluşunu. Varoluşu ve yok oluş halini düşün. Bir hareketin varoluş, varlığa başlama ve varlıktan yok olma halini düşün. Bu halde arada, başlangıcı ile sonu arasında daha hızlı bir hareketle daha fazla mesafe kat edilmesini, daha yavaş bir hareketle ise daha az bir mesafenin kat edilmesinin imkanı bizim zaman olarak işaret ettiğimiz şeydir. Peki, o halde burada parçalara bir arada olmayan bir miktar vardır. Parçaları bir arada olmayan bir miktar. Neden? Çünkü hareketin oluşturduğu bir imkandan bahsediyoruz. Harekette parçaları bir arada olmayan bir arazdı. O zaman başlangıçla son arasında parçaları bir arada olmayan bir imkan var. İşte ben bu parçaları bir arada olmayan, gayrı sabit yani yerleşik olmayan imkana zaman diyorum. Dolayısıyla zaman ne olmuş oluyor? Hareketin ölçüsü olmuş oluyor. Hareketin ölçüsü. Hareket başlıyor, bitiyor. Başlangıcıyla bitişi arasındaki ölçü, hareketin ölçüsü, zaman. Aynı bu işte ölçtüğüm zaman adını verdiğim şeyle daha hızlı bir hareket daha fazla mesafe kat ediyor. Daha yavaş bir hareket daha az bir mesafe kat ediyor. Bu hareketin oluşturduğu imkan
Bakın oluşturduğu diyorum. Hareket oluşturdu bu imkanı. Hareketin oluşturduğu bu imkana zaman adı veriliyor. Bu zaman işte bu yüzden hareketin ölçüsü oluyor. Hareketin imkanı olunca, hareketin oluşturduğu imkan olunca hareketin ölçüsü olmuş olur. Neyini ölçüyor? Başlangıcından sonuna kadar, hareketin başlangıcından sonuna kadar hareketin varoluşunu ölçüyor. Hareketin varoluşu. Ona işte ne kadar süre var oldu diyoruz biz. Ne kadar süre var oldu. Hareketin varoluşunun ne kadarlığı. O yüzden Davud-u Kayseri mesela şunu der. Zaman varlığın ölçüsüdür deseydik daha doğru olurdu der. Daha doğrusu varlığın değil. Bekanın, varlıkta kalışın ölçüsüdür diyor. Varlıkta kalışın ölçüsüdür deseydik daha doğru olurdu diyor. Bana göre ikisi aynı şey zaten. Tabirlerde, ıstılahlarda tartışma olmaz. Davud-u Kayseri biliyorsunuz İbn Arabi şarihlerindendir. İbn Arabi'nin Fususül Kelam'ın en güzel şerhi. Matlağı Fususül Kelam olması lazım ismi. Yazmaları var bende de şeyini Lübnan'da basmışlar. Alamadım yani baskılı kitabını. Güzel bir kitap. Tamam, zamanın ne olduğunu da gördük. Anlamış olduk. Zaman işte bu hareketin oluşturduğu imkanın ölçüsü ölçüsüdür. Hareket başlıyor, bitiyor. Bu arada geçen varoluşu, bekayı ölçüyoruz. Hareketin varlıkta kalışını ölçüyoruz. Bu ölçümüz işte bizim zaman dediğimiz şey. Tabii bu her hareketin zamanı oluşturduğu anlamına gelmiyor. Zamanı oluşturan tek bir hareket var. Tek bir hareket. Arşın hareketi. Arş. Birinci feleğin hareketi. Çünkü bütün mekansal varlıkları kuşatan şey felekti. Birinci felek. O zaman onun hareketinin zamanı oluşturması lazım. Onun hareketi, zaman dediğimiz şey onun hareketinin ölçüsü. Diğer bütün hareketler onun içinde. Bütün imkanlar, hareketlerin imkanları demiştik ya, bunun içinde. Birinci feleğin hareketinin içinde. Tamam. Sonra birinci felek zamanı oluşturduğu anda, yani oluşturduğu derken zaten birinci feleğin hareketiyle biz o hareketin oluşturduğu imkana zaman adını veriyoruz. Vermesek de olurdu yani, çok önemli değil. Ondan sonra diğer bütün hareketler bu imkanın içinde var olan hareketler. O yüzden diğer bütün hareketlere göre zaman daha önce. Yani birinci feleğin hareketi zamanı oluşturdu. Sonra diğer bütün hareketler o zamanın içinde var oldu. Bu yüzden bize şey gibi geliyor. Hareketlerimiz zamanın içindeymiş gibi geliyor. Doğru. Bizim hareketlerimiz zamanın içinde. Ama zaman mutlak olarak hareketin içinde değil. Hareket mutlak olarak zamanın içinde değil. Çünkü birinci feleğin hareketi zamanı oluşturuyor zaten. Bunun sebebi yerleşik olmayan arazın hareket oluşu, bunun ölçüsünün de zaman oluşudur. Ne gibi oluyor bu arkadaşlar? Cevher ve araz ikilemesini düşünelim. Mesela bir masa ve onun kahverengi rengi. Masa bu rengin varlığının sebebidir. Renk masanın varlığının sebebi değildir. Bu yüzden zaman da aynı şekilde hareket var olduğu için vardır. Hareket var olduğu için zaman vardır. Çünkü zaman yerleşik olmayan arazın ölçüsü. Bu araz olmaksızın zaman var olabilir mi? Olamaz. O yüzden zaman hareketten sonunda bahsedebileceğimiz bir şey ancak. Bu da ortaya çıktı. Şimdi zamanın başı ve sonu var mıdır? O fasla geldik. Tamam. Zamanın inniyetini gördük. Varlığına bir işaret ettik önce. İmkandır diye. Hareketin oluşturduğu imkan. Sonra mahiyetini gördük. Hareketin ölçüsüdür dedik. Mahiyeti. Tanımladık zamanı. Şimdi
başlangıcı ve sonu var mıdır kısmına gelebiliriz. İbn Sina burada şöyle bir kıyas yapıyor. Kitab-ı Necat'ta. Bir şey soracağım ya. Bu oraya başlamadan önce sonsuzluğun imkansızlığı bir fiil sonsuzluğun imkansızlığı diye bir şey var ya, yani bir türlü sonsuzluk mümkündü de o türlüsü neydi onun? Bir kuvve. Yok şöyle, yok onu kastetmiyorum. Mesela hareketin zamanı. Aha. Yani bütün parçaları aynı anda var değil. Hı. Birisi var, öbürü yok oldu. Sonra o var oldu, öbürü yok oldu. Bunu diyorsun. Evet. Bu da bir parça. Sonsuz parça olabiliyor ama bir fiil mevcut değil. Aynen. Tamam. Mesele şu. Tek bir varoluşla sonsuz adet bulunmaları mümkün değil. Tamam. Tek bir varoluşla sonsuz adet. Tamam. O yüzden zamana mesela üç tane görüş var. Üç görüşte aynı bu cevher-i fert meselesinde tartıştığımız gibi. Bir görüş kelamcıların görüşü. Diyorlar ki zaman anlardan oluşur. Anlardan teker teker cevher-i fert zamanları vardır. Bölünemeyen zamanlar. Teker teker Allah bunları yaratır. Aynı cevher-i fert, üç tane yan yana getirdiğimiz cevher-i fert meselesi vardı ya. Aynı o delille bu da çürütülüyor. Ortadaki zaman sağdakiyle soldakini ayırır mı, ayırmaz mı? Ayırmaz diyemezsin. Çünkü sen bunların tek tek yaratıldığını söylüyorsun. Ayırır dersen sağa dokunanla sola dokunan farklıdır. O zaman burada bir süreç vardır. An yoktur. O zaman Heyyula görüşümüze gelirsin. Diğer görüş Platoncuların görüşü. Zaman başlı başına bir cevherdir derler onlar. Zamanın başlı başına bir cevher olması zamanın yerleşik bir cevher olduğu anlamına gelir. Çünkü cevherde yerleşik olmayan bir cevher mümkün değil. Yerleşik bir cevher. Bütün parçalar bir anda bulunması gerekir. O zaman şu anda da benim geçmişi ve geleceği yaşıyor olmam lazım. Tabii. Onlar onu derler zaten. Onlar doğru, onların görüşüne göre doğrudur. Ama teselsülü gerektirir. Çünkü tek bir varoluşun içinde vardır bütün hepsi. Evet. Teselsül. Bu yüzden bu iki görüş çürütülünce ne oluyor işte? Yerleşik olmayan bir arazın ölçüsü olması gerekiyor zamanın. İşte filozofların dediği bu. Bizim İslam filozoflarının. Yerleşik olmayan araz nedir? Harekettir. O halde bütün hareketleri kuşatan hareketin ölçüsüdür. O da birinci feleğin hareketidir. Ona geleceğiz felekiyat bahsinde. Tamam. O zaman diyorlar ki sizin dediğiniz de şey yapar. Teselsüle sebep olur. İbn Sina da diyor ki yok. Bizim dediğimiz teselsüle sebep olmaz. Çünkü tek bir varoluşla var değil bunlar. Tek bir varoluşla var olsaydı teselsül gerekirdi. Ayrıca zaten İbn Sina'nın zamanın başlangıcı yoktur demiyor. Hadislerin birinci olanı yoktur diyor. Yani ilk hadis diye bir şey yoktur diyor. O yüzden İbn Sina zaman geriye doğru eksi sonsuza kadar gider diyor mu demiyor mu bu tartışmalı. Bence demiyor. Benim anladığım kadarıyla bunu demiyor. İbn Sina'nın dediği şu. Bu birinci feleğin hareketi ile zaman başlıyor. Bu hareket ile bugüne kadar mesela geldik. Bu hareketi başlayan hareket irade ile benim aramda sonsuz tane şey olamaz ki. Kuşatılmış olur çünkü sonsuz. İbn Sina'nın dediği şu. Bu ezeldeki hareket verişle başladığı zaman zamanın ezele dokunan kısmını düşünün. Ondan çıktığı anda hudus başlar. Zamansal hudustan bahsediyorum tabii. Ondan çıktığı ilk yer var mıdır? Biz cevher-i fert gibi düşünmüyoruz ki zamanı. İlk yer vardır diye. Bizim düşündüğümüz ne? Kesintisiz bir süreç. Kesintisiz bir tedriç yani kademeli ortaya çıkış. O yüzden ezelden sonra ilk ortaya çıkan hadis diye bir şey söz konusu değil. Orada ele aldığın her hadisten mesela 0.01 diyelim. Önce başka bir hadis daha vardır. Ondan önce de başka bir hadis vardır. Ondan önce de başka bir hadis vardır. Yani hiçbir zaman ilk hadise, zamansal ilk hadise ulaşamazsın. Böyle bir hadis yok çünkü. İbn Sina'nın dediği bu. Ama temel kıyası şu. Zamanın başlangıcı yani zamanın var olmadığı bir
varoluş düzlemi yoktur. Zamanın öncesinde zamanın var olmadığı bir varoluş düzlemi yoktur. Zamanın sonrasında da zamanın var olmadığı bir varoluş düzlemi yoktur. Dediği şey bu. Bu zamanın tanımıyla da çıkıyordu yani. Zamanın var olmadığı, zaman var olmadan önce bir şeyin var olması zamanın tanımıyla aynı şey demek oluyordu. Yani. O da zaman olmuş oldu. Aynen. Zamanın yokluğu zamanın varlığını gerektiriyordu. Hulftür o zaman. Neden? Çünkü zamandan önce bir varoluş düzlemi olsaydı, zamanın var olmadığı, zamandan önce bir varoluş düzlemi olsaydı, bu varoluş düzlemi zamandan sonralıkla beraber bulunmayan bir öncelikle bulunmuş olurdu. Sonralık zamanın sonralığından bahsediyorum. Öncelikte zamanın olmadığı o öncelik. Ama sonralıkla beraber bulunmayan öncelik yerleşik olmayan bir arazın önceliğidir. Çünkü beraber bulunmadıkları zaman neydi? Yerleşik olmaması gerekiyordu, değil mi? Yerleşik olmayan her araz harekettir. Bunun ölçüsü de zamandır. Dolayısıyla eğer zamandan önce zamanla beraber bulunmayan bir öncelik var olsaydı, yerleşik olmayan bir arazın ölçüsü zamandan önce var olmuş olurdu. Bu da zamandan önce zamanın var olması demek. Bu hülfü gerektirdi. Aynısı zamandan sonra bir zamansızlığın var olması şıkkında da geçerli. Eğer zamandan sonra, zaman bir yerde sona erseydi, sonra başka bir varlık düzlemi oluşsaydı, yani zaman sona erdi ama akıllar var mesela, mücerred akıllar. Bu mücerred akılların varlığı, Allah var mesela orada. Zaman yok olsa da Allah var diyelim. Bu varlık hali onlardaki zamanın olmadığı bir varlık düzlemi. Zamandan sonra zamanın olmadığı bir varlık düzlemi. Yani öncelikle beraber bulunmayan bir sonralık. Bu da yine yerleşik olmayan bir araz. Bu da o zaman zamandan sonra bir zamanı gerektirecek. O zaman zaman var olduysa kendisinden önce bir varlık varoluş düzleminin olamaması lazım. Yani zamanın var olmadığı bir varoluş düzleminin olamaması lazım. Kendisinden sonra da aynı şekilde zamanın var olmadığı bir varoluş düzleminin olmaması lazım. O zaman zaman sonsuza kadar gitmek zorunda artık. Peki biz o zamanın bir yerinde değil miyiz sonuçta? Yani bizim için en azından bir öncelik, bir sonralık tabii yok mu? Bizim için en azından bir zamanın başlangıcı tahayyül edilemez mi? Nasıl yani? Yani şimdi tamam, defaten gerçekleşen bir şey. Normalde tek bir şey. Hı-hı. Ben onun bir anında değil miyim şu anda? O defaten gerçekleşenin bir yerindeyim. Evet. Bu yerin bir öncesi ve sonrası var. Yani bir dakika önceki an artık yok. Bir dakika sonraki an şu anda mevcut değil. Mesela en azından benim için yani. Dolayısıyla ben geçmişle geleceği kıyasladığım zaman bir fark görmüyor mu olacağım? Bir başlangıç atfedemeyince. Yani bir dakika öncesiyle bir dakika sonrasının geleceğe ve geçmişe dair mesafesi aynı mı olmuş olacak yani? Anladım ben demek istediğini. Şimdi kafamızda bir zaman cetveli oluşturuyoruz. Diyoruz ki ben bir yerinde miyim? Evet. Diyorum ki şuradayım mesela. Zaman ilerledikçe ben şöyle gidiyor muyum? Gidemem çünkü bu sonsuza kadar gidiyor. Çünkü eğer bir noktası olması, sonu olması lazım ki ben böyle ilerleyeyim, değil mi? Aynı şekilde başı da öyle. Dediğin doğru. Bu yüzden zamanın bir başlangıcının olmadığı görüşü ne İbn Sina'ya için doğru geçerlidir bence, ne de hakikatte geçerlidir. Bir başlangıcı var zamanın. Ama buradaki kastedilen zamanın o başlangıcından önce bir varoluş düzleminin olmadığını çürütmeye çalışıyorlar. İptal etmeye çalışıyorlar. Yani orada bir varoluş düzlemi yok. Bunu demeye çalışıyorlar. Çünkü zamandan önce olması gerekecek onun. O da zamansal olması gerekecek. Ama
Şu açık zaten. Bu konuda ittifak var. Bu hareket, zamanı oluşturan hareket zorunlu bir hareket değil. Bu hareket var edilen bir hareket. Kendi kendine var olan bir hareket değil. Dolayısıyla işte zamanın başlangıcı o hareketin başladığı hal. Başladığı varoluş, oluş. Ben orada tek bir hareket var ve bu hareketin içinde cüz'i bir varoluş vardır dediğim anda, yani hepimizin cüz'i varoluşları vardır dediğim anda senin dediğin çelişkiyle karşılaşıyorum. Yani teselsülü gerektirir o da veya nispetinin hiçbir zaman değişmemesini gerektirir. Sonsuza da, zamanın sonsuza kadar gidişine de, eksi sonsuzdan gelişine de. Bu tür sıkıntılardan dolayı cevap şu. Varoluş zaten cüz'i bir varoluş değil, külli bir varoluş. Biz bu külli varoluşun zorunlu analitik sonuçlarıyız. Ve bu analitik sonuçlar sonsuza kadar devam ediyor. Ne gibi? Sayıların peş peşe gitmesi gibi. Yani bir sayısı 2'yi gerektiriyor, 2, 3'ü gerektiriyor, 3, 4'ü gerektiriyor. Ortada aslında teker teker sonsuz adet sayı yok. Tek bir sayı var, 1. Bu tek sayının farklı itibarları var. Bu itibarlar teker teker sırasıyla ilerliyor. Halbuki bu ilerleme külli bir ilerleme, cüz'i bir ilerleme değil. Ama yani o zaman yine de benim yani varsayımım şu anda algım dolayısıyla cüz'i varlıkların varlığı gibi bir şey olduğu için ben en azından yani şu anda geçmiş ile gelecek arasında bir kıyas yapabiliyor, vehmedebiliyor. İşte geçmişe bir işte zaman biçebiliyor, geleceğe bir zaman biçebiliyorum yani, değil mi? Aynen. Hakikatte olan bir şey değil ama en azından ya bu benim vehmim aslında yani. Bu bizim o birinci feleğin içinde bir mekanda bulunmamızdan kaynaklı. Yani o paradigmanın içine giriyoruz. Onun içine girdiğimiz anda öncelik sonralık zaman paradigmasının içine giriyoruz. Halbuki imkan dediğin şeyin bir ontolojik karşılığı yoktur ki. Biz zamanı imkan diye gösterdik. Şurada. Evet. Hazel imkan. İmkanın ontolojik bir karşılığı, nefsül emir diyorlar. Ontolojik karşılık dediğim şeye bizimkiler nefsül emir derler. Nefsül emirde zorunluluktan başka hiçbir şey yoktur. Ama biz zamana imkan dedik. Demek ki bu zaman algımız, algımızla alakalı bir şey. Nefsül emir de yani ontolojik bir karşılığı olan bir şey değil. Evet. Evet. Farklı görüşler tabii öne sürülebilir. Şimdi bu bahislerle arkadaşlar, bu bahislerle bütün cisimler için geçerli olan meseleleri ele almış olduk. Cismi tanıdık artık. Cisim nedir? Ne işe yarar? Nasıl bir şeydir? Hangi şeylere sebep olur? Hangi şeyler cisme sebep olmuştur? Zatiyatı nedir? Araziyatı nedir? Bunları gördük. Genel hatlarıyla anladık bu meseleleri. Bundan sonra felekiyat dediğimiz bahisleri göreceğiz. Felekiyat. Yani işte bu ezeli olan cisimler, zamansal olarak bir başlangıç, yani zamansal olarak hadis olmayan, ezel ile temasta olan, ezele dokunan cisimler. Bunlar ile ezele dokunmayan cisimler farklı hükümlere sahipler. Ezele dokunan cisimler ve ezele dokunmayan cisimler. Ezele dokunanlara felekiyat diyoruz. Ezele dokunmayanlara unsuriyat diyoruz. Ezele dokunanlara ayüstü alem diyoruz felsefede. Gözlemsel yanlışlıklar var, onları boş verin. Ezele dokunanlara ayüstü alem diyorlar filozoflar. Ezele dokunmayanlara ayaltı alem diyorlar. Ayüstü alemin maddesi esir. Ayaltı alemin maddesi 4 tane. Ateş, su, toprak, tahta. Ateş, su, toprak, hava. Bunların hepsi
Heyula ve suretin içinde mi ay altı ay üstü dediklerinin hepsi o mu? Tabii hepsi heyula ve suretten oluşuyor. Bu kesin. Ama türsel suretleri akıllarda var. Akıllarda mı heyula ve suretten oluşuyor? Tabii tabii hepsi. Bütün maddeler, bütün cisimler heyula ve suretten oluşur. Akıllar da cisimi? Hayır. Onlar akıl, felekler akılların var ettiği cisimler. Felekler akıl değil. Tamam. Tamam, feleklerden bahsedeceğiz, tamam. Onların maddesi esir. Feleklerin maddesi esir diyoruz onlara. Yani bizim bu dört maddeden farklı bir madde. Oluş bozuluşa tabi olmayan maddeler bunlar. Asla bozulmayan. Mesela sadece örnek olsun diye söylüyorum. Sadece örnek olsun diye söylüyorum. Higgs bozonu falan gibi düşünün yani. Bugünkü bilimin ulaştığı şekilde. Ama biz bilimden destek almıyoruz. Özellikle vurguluyorum. Metafiziksel, tümden gelimsel bizim metodumuz. Bilim kendi işine baksın. Biz de kendi işimize bakıyoruz. Bu dört madde, unsuriyat, oluş ve bozuluşa tabi olan, değişen, işte su toprağa dönüşür, toprak işte ateşe dönüşür falan, böyle şeyler var. Hepsi birbirine dönüşebilir. Türsel suretleri değiştirilebilen maddeler, unsuriyat. Felekiyat da değişmiyor. Neden? Çünkü ezeli. Bir genel kaide var. Ma vecebe kıdemuhu istihale ademuhu. Bir şeyin kadim olması vacipse yok olması imkansızdır. Zamansal olarak. Eğer kadimse, ki öyle, o zaman onlar değişime tabi olmayacaklar. İşte filozoflar demişler ki bu işte alemin en dışındaki felek, bir tane en azından, bir felek veya daha fazla. Ezele dokunan cisimler yani. Bunların hiç değişmemesi ve ezeli olması lazım. Tamam. Aşağıdakilerin de değişmesi lazım. Tamam. Oluş bozuluşa tabi. Demişler ki sonra, ayın üstündeki gök cisimleri, gökyüzünü izlerseniz, gözlem yaparsanız görürsünüz. Sanki hiç değişmiyor. Orada bir harita var. Harita kalıp halinde hareket ediyor. Yani yıldızların birbirlerine nispetleri değişmiyor. Gök cisimlerinin değişmiyor. Kalıp halinde hareket ediyorlar. Bunu gören filozoflar demişler ki, aha işte bizim oluş bozuluşa tabi olmaz dediğimiz felekler bunlar. Mesele şu, bu feleğin varlığında hata etmemişler. Bu feleğin şu yıldızlar olduğu hükmünde hata etmişler. Şunlardır dedikleri zaman hata etmiş. O da büyük bir hata şimdi. Yani gözlemlenebilir, eline dokunabileceğim bir şeye o felektir demek ne kadar doğru yani. Ya şöyle, ben olsam demezdim. Neden? Ben çünkü gözlem tecrübe meselelerine çok önem vermiyorum. Ama onlar genelde biyologdan vesaireden geldikleri için mi? Tabii ama şu mesele şu. Adamlar bunu söylerken de bu zaten gözleme dayalıdır diyorlar. Hataya ihtimallidir diyorlar. Ama bugünküler, özellikle kelamcılar, böyle filozoflara vurmak için bu konuları hep gündeme getirirler. Ama şeyi demezler mesela. Daha ben Molla Sadra'da gördüm daha 2-3 gün önce. Adam açık açık diyor ya bunlar gözleme dayalıdır. Batlamyus'un bilmem Hipokras mı dedi. Öyle adamların gözlemlerine dayalıdır. Hata içerebilir. Temel mantığına bakmak lazım. Filozoflar da bunu kabul ediyorlar. Sonra bakıyorlar 7-8 tane gezegen var ya. Bunların nispetleri değişiyor birbirine. O zaman diyorlar ki işte 8 tane 9 tane felek vardır. Ama İbn Sina ne diyor? Ben sayıyla sınırlamam diyor. Kaç tane olduğunu Allah bilir diyor. Ben de öyle diyorum. En az bir tane olması zorunlu. Birden sonrasını Allah bilir. Ben gözlemimde bunu bulamam. O bir tanesinin zorunlu olmasının sebebi de birinci feleğin hareket etmesi, ezele dokunması gerekiyor. Yani en dıştaki felek mekanı yok demiştik ya. Çünkü içermiyor hiçbir şey. Aynı şekilde zamanı da yok. Zamanı oluşturan şey o zaten. Yani zamanı oluşturan ve ezele dokunan bir şeyin varlığı zorunlu. En azından bir şeyin varlığı zorunlu. Yani. Aynen öyle. Onu demek istedim. Sonra demişler ki bu ay altı alemdeki cisimler de sürekli değişiyor. Bunlara da unsuriyat diyelim.
aslında nedir? Unsuriyat dedikleri şeyler bütün uzay. Bütün uzay. Ay altı alem dedikleri şey aslında arş altı alem. Birinci feleğin altındaki alem. Oluş bozuluşa tabi. Birinci felek oluş bozuluşa tabi değil. Şimdi göreceksiniz bu felekiyat bahsinde. Zaten başka feleklerden hiç bahsetmeyeceğiz bile. Sadece birinci felekten bahsedeceğiz. İşte ikinci felek de şöyledir, üçüncü felek de böyledir demeyeceğiz. Mesela Fastun fi isbati kevnil feleki müstedira. Feleğin dairesel olduğunun ispatı. Hangi felek bu? Birinci felek, el felek. Birinci, diğerleriyle uğraşmıyoruz hiç. Diğerleri gözleme dayalı çünkü. Bizi ilgilendiren metafiziksel temellere oturttuğumuz felek. Bundan sonraki bahislerde şunu göreceğiz. El fennü thâni fil felekiyyat. Felekler işte bu dediğim ezele dokunan cisimler. Yani birinci felek. Birinci feleği göreceğiz. Feleğin dairesel oluşu. Sonra feleğin basit oluşu. Yani böyle teker teker parçalardan mürekkep olmayışı. Kendinde bitişik oluşu yani. İşte dairesel hareketi kabul edici oluşu. Dairesel hareketi kabul edici. Çünkü dairesel hareket kendinden çıkabilen bir hareket değil. Yani tabii bir hareket olamaz dairesel hareket. Onu ispatlayacağız. Kabul edici. Sonra oluş ve bozuluşu kabul etmeyici oluşu. Oluş ve bozuluşu kabul etmez felek. Ezele dokunuyorsa değil mi? İstihale ademuhu. Yokluğu imkansız. Sonra diyeceğiz ki daima dairesel olarak hareket eder felek. Doğrusal hareket edemez falan diyeceğiz. Doğal hayız yoktur diyeceğiz. Vesaire. Doğal hayız oluş bozuluşa tabi olanlarda olur çünkü. Sonra diyeceğiz ki felek iradeyle hareket eder. İradeyle. İradeyle hareket ettiğini söyleyeceğiz. Birinci feleğin. Diğerlerine bak değinmiyoruz hiç. Diğerleri hiç işimiz yok. Sonra diyeceğiz ki bu feleği hareket ettiren kuvvetin maddeden mücerret olması zorunludur diyeceğiz. Çünkü felek kendi kendine hareket edemeyecek. O zaman dışarıdan bir kuvvetle hareket etmesi lazım. Dışarıdan kuvvet ya kasri olacak ya da iradi olacak. İradidir dedik. O zaman maddeden mücerrettir diyeceğiz. Açıklayacağız onları. Sonra diyeceğiz ki yakın hareket ettirici de cismanidir. Feleğin yakın hareket ettiricisi. Sonra felekiyat bitecek, unsuriyata geçeceğiz. Unsuriyatı hızlı hızlı okuyacağız sonra. Bu ilgilendirmiyor bizi çünkü. Sonra ilahiyat bahislerine geçeceğiz.